VCTV ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Sigortamnet oyuncusu Cevher Özer. Gökhan German'la birlikte kendisine konuk olduk. Nasılsın Cevher? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Şimdi bu sene uzun yıllar bir kariyerim var. Çok uzun yıllar. Basketbol Süper Ligi'nde önemli takımlarımla oynadım. Bu sene de Sigortamnet'te devam ediyorsun. Takım da iyi gidiyor. Önce kısa bir bu seneden bir bahsedelim takımdan. Sonra seninle ilgili sorulara devam ederiz. Dediğin gibi abi yani güzel bir başlangıç yaptık sezona. Açıkçası bir iki sakatımız vardı başlangıçta ama onları kompanse ederek iyi bir başlangıç yaptık. Arada tabii iki tane üst üste maç kaybettik. Bizim için beklediğimiz şeylerdi aslında yani. Yani daha rotasyonla oynadığımız için bir yerde bir maç kaybedeceğimizi bekliyorduk. Ama sonrasında iyi reaksiyon verdik. Şu ana kadar da her şey gayet istediğimiz gibi gidiyor. Bakalım yani tabii daha ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarıyı başlamadı. Göreceğiz neler getirecek sezon. Ama hedefte tabii ki Hedefte Süper Lig'e çıkmak var. Herkes onun için konsantre olmuş durumda. Herkes onu istiyor. Ama dediğim gibi yani daha bir 15 maçımız var önümüzde. Uzun bir maraton. Sonuna kadar sağlıklı kalabilen, konsantre kalabilen, normal sezon bittiğinde lige çıkacak. Oynadığınız tabii diğer takımlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandınız. Kariyerinizde işte Manisalısınız. Bu basketbola seçme, handbolu da çok seviyormuşsunuz. Basketbola yönelmenizin sebebi ne? Onu çok merak ettim. Ya aslında ben handbolla başlamıştım sporla ilgilenmeye. Handbol oynadım. Bir hatta yani milli takımlar seviyesine kadar da geldim ama beden eğitimi öğretmenimiz Manisa'daki o beni yönlendirdi. Manisa Vestel'de o zaman Özcan Çete antrenördü. Oraya gitmemi sağladı. Ortaokulda başladınız. Evet, ortaokulda. Oraya gittim. Bu sefer de basketbola başlamış oldum. Bir şekilde böyle küçük küçük adım adım ilerledim. Ama yani handbolda çok severim, çok severek de izlerim. Bu arada Dream Team karşısında da oynama şansı bulmuşsunuz o zamanlarda. Oradan hiç anınız var mı unutulmayan veya hani bize aktarmak istediğin? Gereken çok heyecanlı bir İki maçtı benim için. Yani Hidayet abinin burnu kırılmıştı yanlış hatırlamıyorsam o maçta. Tayyip işte bir gün önceki antrenmanda ilk 5'ten başlayacaksın demişti bana. Bir anda tabii böyle yani nasıl başlayabilirim ilk 5? Orada bu kadar çok fazla oyuncu var işte hani bana nasıl sıra gelir derken. Genç bir oyuncusun. Tabii genç, çok gencim o zaman. 2004 senesi. Bir anda böyle sahaya atınca maça çıkmadan önce Hidayet abi bana Richard Jefferson nasıl hani neler yapabileceğini işte şuradan döner şöyle atar diyor da ya anlatıyor ama ben hiçbir şekilde olaya konsantre değilim. Hani Richard Jefferson televizyonda izlerken bir anda karşımda görmek tabii çok enteresan olmuştu benim için. Güzel zamanlardı, güzel anı olarak kaldı bende. Şeyi soracaktım o zamanlar böyle hayatına etki eden antrenörler var mı diye. Bir de Tanyi bir şey seni çok genç yaşta attı. Evet. Semih de çok gençti. Evet. İlk 5'te. O nasıl bir hayatın geri kalanı nasıl etkiledi oradaki? O dönem işte çok genç oyuncuyum, 18 yaşındayım ve tıklım tıklım dolu bir tribünün önünde sahaya çıkıp performans verebilmek ve bir antrenörün bunu size güvenerek sahaya sürmesi çok önemli. Birçok antrenörden birçok şey almaya çalışıyorum. Oynadığım, çalıştığım hepsinden ayrı şeyler almaya çalışıyorum. Özellikle spesifik biri var mı diye sorarsan Itudis diyebilirim Banvit zamanından. Dimitris Itudis'ten hani hem hayat anlamında hem basketbol anlamında hem koçluk anlamında çok faydalandığımı düşünüyorum kariyerimde. Bu arada basketbol Süper Lig tarihinde triple double yapan 9. oyuncu olma unvanın var. Aynı zamanda bu da dikkat çeken bir ayrıntı tabii. Takip edenler, rol model alan hani şimdiki gençler basketbola yeni atılanlar için de buraya gelmeni en büyük etkisi nedir senin? Hani hem disiplin anlamında da olabilir veya seçimlerinde de şu seçimden ötürü yönlendirme mi aldın? Hani bu başarının gençler için bir formülü var mıdır? Ya açıkçası bu çok uzun bir konu ama kısaca şey yapabilirsem hani anlatmaya çalışabilirsem eğer her dönem farklı şeyler var. Mesela ben ilk basketbola başladığımda çok atlet lanse ediliyordum ve öyleydim de. Ama zaman içerisinde bu sadece atletizmin bana bir şey getirmeyeceğini öğreniyorsun. Ondan sonra atıyorum işte şutumu geliştirmeye çalışıyorum. Şutumu geliştirdikten sonra başka bir şey geliştirmeye çalışıyorum ve sürekli bir yatırım yapmak zorundayım kendime. Sürekli çalışmak zorundayım ve yeni döneme adapte olmak zorundayım. Sürekli bir ekleme yapmak zorundayım. Yeni gelecek arkadaşların da kendilerine sürekli yatırım yapmalarını tavsiye edebilirim. Yani eksiklerini antrenörlere eşliğinde eksiklerini değerlendirip onun üzerine gitmeleri ve bir self disiplin yani hani bu iç disiplinle bu sağlanabiliyor maalesef. Yazlarını da çok boş geçirmemelerini tavsiye edebilirim ki ben hiçbir yazımı boş geçirmedim. Ha, yani böyle hani bir tatil uzatmalı bir şeyler yaşam. Uzun tatil yapıyorum ama tatil yapmıyorum. Yani o dönemde de yani çok ciddi anlamda kendi yediğime, içtiğime, antrenmanıma, her şeyime dikkat ederek yapıyorum. Yani 39 yaşına kadar üst düzey basketbol oynamanın formüllerinden bir tanesi de
bu herhalde nazar değmesi. Bence ya bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani böyle her şeyi bırakıp ya tamam ben artık hani salayım tatil yapayım moduna hiç girmedim. Hiç giremiyorum da yani bıraktığım zaman da bunu yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu artık bana yerleşmiş bir şekilde. Onların da boş zamanlarında kendilerine yatırım yapmalarını tavsiye edebilirim. Triple double yaptığın maçlar içinde fark etmiş miydin? Ya o şöyle oldu. Devre arasında triple double yapacaksın galiba abi dedi biri. Ben de hiç umurumda değil maçı kazanalım gidelim buradan dedi. Gidelim dedim yeter bana yani. Çünkü zaten hani çok iyi gitmiyordu takım o dönemde. Maçı kazanalım gidelim dedi. Triple double yaptığımı soyunma odasına giderken öğrendim ben. Yani şeyde maçı fark ettiler abi. Maç içinde yok onlar bakmışlar zaten istatistiğe. Maç soyunma odasına giderken Selam abi söyledi bana triple double yaptı tebrik ederim diye. Ama seyirci pek bir şey anlam ifade etmedi galiba. Ya kazandık çok kazanınca çok güzel oldu. Yani bir şey olarak kaldı. Hani kariyerimde bir ne bileyim küçük bir detay olarak kaldı. Ama kazanmasaydık hiçbir şey ifade etmeyecekti tabii ki. Oynadığın takımlar arasında işte Daçka, Beşiktaş, Orman Spor, Türk Telekom gibi takımların arasında baktığında, değerlendirdiğinde yani zorlandığın bir koç demeyeyim ama hani çalışmakta biraz daha diğerlerine göre belki de evet yine zorlandığın diyorum. Ya çok yani hepsiyle zorlanıyorsunuz çünkü hepsinin farklı sistemleri var. Belki hani çok challenge yaratan sana ne bileyim. Ve bu sayede de daha iyi olmanı sağlayan hani sıçramaya yardım eden bir... Ya o Ergin abi var, Oktay abi var. Size koçlara çalışıyor. Tabii Murat Didim var, Itudis var. Ya hepsi bir anlamda zorlayıcıydı ama dediğim gibi yani Itudis ayrı bir şeydeydi. Çünkü o böyle gerçekten yani böyle alabileceği her şeyi alıyordu. Yani hani sezon bittiğinde hepimiz böyle içi boşalmış şey gibi yani böyle kaldık. Yani hani bitti tamam artık yani daha başka yapabileceğimiz, verebileceğimiz şey kalmadı diye düşünüyorduk hepimiz sezon bitiminde. Ya o en çok zorlayan o diyebilirim yani. Kaç tane takımda oynadım biliyor musun? 8 Simon'a, 8 galiba. Peki bir de hep farklı şehirlerde. Sürekli şehir değiştirmek, bir de bir aile hayatım var. Evet. Bir fedakarlık da gerektiriyor. Gerektiriyor tabii yani, zor. Yani kolay çok değil. Çok şehirde değiştirdin. Evet evet kolay değil. O konu hakkında neler söyleyebilirsin? Ya kendi kendime yetebilen biri olduğum için çok fazla aile hayatını, aile düzenini değiştirmek istemedim açıkçası. Onlar hep belli bir düzen içerisinde İstanbul'da yaşamaya devam ettiler. Ben elimden de birçok şey gelebiliyor. Yemeğimi kendim yapabiliyorum, kendi işlerimi görebiliyorum. O yüzden çok aslında beni zorlamadı o şehir dışında olmak. Sadece aralarda işte gidip gelme kısmında bazen zorlandığım dönem oldu. Özellikle bu pandemi döneminde yasaklar işte vesaire takımda Covid çıkıyor. Ben gidersem bulaştırır mıyım acaba ben taşıyıcı mıyım var mı bende yok mu korkusuyla geçti. Onun dışında çok bir sıkıntı olmadı. Farklı şehirlerde oynamak aslında yani bazen iyi de geliyor. Çünkü sadece basketbola konsantre oluyorum. Sadece yaptığım işe konsantre oluyorum. O yüzden değişik de oluyor. Peki şimdi 39 yaşındasın. Evet. Maşallah diyelim. Evet. Daha ne kadar kafanda bir şey var mı? Plan var mı? Ya açıkçası bayağı sağlığım el verdiği sürece oynamayı istiyorum. Ama tabii bu da şey değil yani hani sahada artık bir şey veremeyeceğim noktaya geldiğim anda bırakmayı düşünüyorum. Peki aktif basketbol kariyerini bırakınca hayatının hani spor bir alanında duracak mı? Sporda mı durmayı düşünüyorsun yoksa başka planlar var mı? Açıkçası böyle çok net şunu yapacağım, kesinlikle şunu yapacağım diyeceğim bir şey yok. Ama ya kendimden bildiğim bir şey. Ben gençlerle, çocuklarla çok böyle haşır neşir olmayı çok seviyorum. Bir şeyler öğretip onu öğrettiğim şeyi de görmeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor yani bu. Belki bireysel oyuncu gelişimine katkıda bulunabilirim. Belki altyapıda bir işin içine dahil olabilirim. Ama tabii dediğim gibi yani bu zaman gösterecek. Süreç, sürece bağlı. Daha uzun süre oynamayı planlıyorsun herhalde. Ya, sonrasını düşünmediği için değil mi? Birkaç sene daha seyredeceğiz. Sağlıklı kalabilirsem oynamayı planlıyorum açıkçası. Ama seni yani seyretmek büyük keyif. Teşekkür ederim. Yani inşallah devam edebilirim ama onun için de tabii bu dönemlerde yani artık zorlanıyor çünkü zorlanıyorum da yani hani çok genç, çok yetenekli oyuncular da var. Dediğim gibi sahada ne zaman ki bir şey veremiyorum o zaman tamam derim. Teşekkür ederim. O zaman daha belki yeni nesle aktarmaya. İşte yani hedefim o yönde ama zaman nasıl gelişecek, neler olacak, basketbolda nasıl bir yön çizilecek, nasıl statüler değişecek mi, değişmeyecek mi, yabancı statüsü, koçluk dönemleri nasıl olacak bilmediğimiz için
Onu zaman gösterecek. Bir de son olarak vaktimiz çok azaldı artık sonda ama hani futbol daha çok Türkiye'de bir spor dalı deyince bilinirdi. Şimdi artık bunun yerini basketbol ve diğer branşlar da aldı aslında. Burada basketbolun yerini nasıl görüyorsun son olarak? Yani ülkemiz genelinde belki dünyada da bir değerlendirme, son kapanış alabiliriz. Ya açıkçası ben kadın voleybol takımını Türkiye'nin en başarılı branşı olarak ve takımı olarak görüyorum. Yani bunu buradan açık açık söyleyeyim. Basketbol olarak da bence futbolun çok daha önündeyiz diye düşünüyorum. Çünkü yani son dönemlerde işte Fenerbahçe'nin kazandığı Euroleague, Efes'in kazandığı Euroleague şampiyonlukları önemli bir etki etti bence izleyenlerde. Bu başarıların devamlı olması ilgiyi de arttıracaktır. Aynı zamanda da kendi altyapılarımızdan yetiştirdiğimiz çocukları sahada gördüğümüz zaman, oyuncuları sahada gördüğümüz zaman ilgi daha da fazla artacaktır. Ve genç arkadaşların, altyapıdaki çocukların olaya yönelimi çok daha farklılaşacaktır diye düşünüyorum. Eğer onu başarabilirsek bence bir numaralı spor olmaya adayız biz de. Pekala, çok teşekkür ederiz. Konuğumuz oldun, bize geldik buraya, keyifli bir sohbet yaptık. Sevgili izleyenler, Misikom Türkiye Basketbol Ligi Sigortam.net oyuncusu Cevher Özer bugün konuğumuz oldu. Keyifli röportajda sorularımızı yanıtladı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Lütfen Misikom kampanyalarından haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.